Öncelikle merhaba Ali Bey. Benim sorum şöyle. Herkes mesela böyle bir soruya böyle bir yanıtla cevap veriyor. Matematik hayatımızın neresinde? Bazı insanlar diyor matematik hayatımızın her yerinde. Ben onu bilmek istiyorum. Mesela matematik bizden asıl olmadan var olan bir bilim mi? Yoksa mesela insanlar arasında herhangi bir dil olarak konuştuğumuz bir bilim mi? Yani şöyle bir defa her şeyden önce ortak akıl, matematik ortak akıl. Ortak akıl. Yani kavga etmiyoruz matematik. Yani şey gibi satranç da doğada, evrende var mı yoksa biz mi keşfediyoruz? O soru var. Onu mu sordunuz? Evet, hocam. Aha, pek güzel soru. Güzel soru. Şimdi bir defa daha bak burada da matematik giriyor işin içine. Var olmak ne demek? Doğada var derken ne demek istiyorsun? Hangi anlamda var? Ne demek var olmak? Mesela elma diye bir şey, yani görüyorsun senin dışında bir nesne var orada elma. Peki beş var mı? Beş, yani doğru ele alalım. Doğru. Doğru bir defa bir boyutludur. Bir boyutlu, yani bir boyutlu bir şey görmen mümkün değil. Bir şey görmen için üç boyutlu olması lazım. Ve sonsuza kadar gider. Yani sonsuz diye bir şey yok ki, değil mi? Ya şimdi doğru var mı yok mu? Ya da mesela altıgen var mı? Altıgen. Altıgen her kenarı bir defa bir boyutlu. Ondan sonra 60'ar derece açıları, uzunlukları aynı falan falan. Altıgen diye bir şey doğada göremezsin gerçekten. Arı petekleri var. Altıgen çok benzerler ama altıgen değiller tabii ki. Altıgen şeklindeler ama altıgen değiller çünkü onlar bal mumundan yapılmışlar. Değil mi? Onlar bir boyutlu değiller. Bir Bir de boyutlu. üç boyutlular. Üç boyutlu olmasa göremezsin zaten. Bir de hiçbiri mükemmel bir altıgen değil. Olamaz zaten de. Ama ne var? Ama o arı petekleri sana altıgen kavramını fısıldıyor. O arı petek baktığın zaman arı petekleri şöyle diyor. Altıgen, 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 altıgen. Sen onu duyacaksın. Bilim insanı duyacak orada. Şimdi orada altıgen var mı yok mu? Var ama arı peteğinin kendisi gibi yok. Düşünce olarak var. Doğru. Bak, yani şeye bak, denize bak. Ufukta doğruya benzer bir şey görürsün. Nokta. Nokta. Sıfır boyutlu artık. Yani ötesi yok yani. Sıfır boyutta. Yani tebeşirle tahtaya koyduğun zaman o nokta değil o tabii ki. O üç boyutlu bir şey. Teleskopla bak, dürbünle bak. Ondan sonra mikroskopla bak. Kocaman bir şey olur o. Değil mi? Nokta diye bir şey yok ama şeydeki gökyüzündeki yıldızlar geceleri bize nokta kavramını söylüyor. Yani bir anlamda var, bir anlamda yok. Var ama elma armut gibi yok matematik doğada. Ama düşünce olarak var. O sana söylüyor. Beni keşfet diye bağırıyor, söylüyor. Ben buradayım diyor. Yani zaten işe yarar şeyler yaptığın zaman onu illa matematik yapıyorsun yani. Bir evin nasıl ayakta kalması gerektiğini biliyorsun. Doğa sana zaten mecburen öğretiyor matematiği. Diyor ki duvarın kalınlığını bu kadar yapmazsan diyor ben ayakta duramam diyor bina. Değil mi? Mesela o zaman böyle söyleyebilir miyiz? Matematik bizim düşüncelerimizde daha ideal bir şekilde var. Böyle diyorsak hayatta o kadar mesela düşüncelerimiz kadar ideal değil. Mesela arı peteğini söylediniz ya, biz Evet. altıgeni matematikte düşüncelerimizde ideal bir şekilde çiziyoruz, kuruyoruz ama hayatta bunu ideal şekilde göremiyoruz. Göremeyiz zaten. Dediğiniz çok doğru. Matematik bir anlamda doğanın idealize edilmiş biçimidir. Mesela diyelim ki bir mesafe ölçeceksin. Ya da diyelim ki şey pi sayısını hesaplayacaksın. Çemberin uzunluğu bölü Evet. çap. Çap. Çemberin uzunluğu virgülden sonra kaça kadar hesaplayabilirsin? Hangi çember? Bisiklet tekerlerini aldın, çevresini mezurayla ölçtün. Ama yani virgülden sonra kaç basamak gidebilirsin? Çapını hesapladın. Virgülden sonra kaç basamak gidebilirsin? Şimdi ben bir sınıfa ödev versem, 100 kişilik bir sınıfa ödev versem, bana yarına kadar somut bir şey deneyle pi'yi hesaplayın desem, emin ol ki İki öğrenci birden üçüncü ya dördüncü basamağı doğru bulamayacaklar. Farklı bulacaklar.
Yani değil mi? Doğada sayılar virgülden sonra bire kadar giderler, sonlu sayıya kadar giderler. Yani hatta bir bile sorunlu bir sayı. Bir demek aslında bir demek değişmeyen bir şey var demektir. Yani her şey değişirse eğer bir diye bir şey olmaz. Değil mi? Bir elma dediğiniz zaman oradaki bir elma, orada bir elma yok ki. Orada sürekli elmalar, değişen elmalar var. O elma oksijenle, havayla aralarında irtibatla bir sürü değişim oluyor. O elma çürüyor, rengi değişiyor, parlıyor, güneş gibi ne oluyor falan. Elma sürekli değişiyor. Bir tane elma yok, bir sürü elma var. Elma bir, elma iki, elma sürekli değişen elma. Ama ben tabii o değiştiği farkına varmadığım için ona bir elma diyorum. O da yalan söylüyorum aslında. O da bir elma yok ki. Sürekli değişen elmalar var. Ama bu yalan da bilim aslında yalan söyler.